Sevgili boğa burçları. Haydi bakalım. Prangalar sizde. Kova zaten çok sorulmuştu. Kova demişim. Koç zaten çok sorulmuştu. Onun Koç'u zaten doğum günlerini de kutladık. Yorumlar yaptık. Sorumluluklarını artırdık. Hayatlarında değişiklikler yaptık. Son 7 yıllarına yorum yaptık. Evet. Ve dolayısıyla sevgili koç burçları, özel hayatımı anlatmadın diyemezsiniz. Beklemediğiniz telefonlar ve mesajlar geleceğini iddia ettik. Hatta ben ondan o cümleleri beklemiyorum dediğiniz yazılar ve yorumlar da veya konuşmalar da yapabilirsiniz. Bunu da iyi, olumlu yönde söylüyorum. Doğum günü haftanızda birileri canınız sıkarsa zaten o sizin hayatınızda kalmayacak diye de sizin o iddialı tarafınız ortaya çıktığını biliyoruz. Evet. Ama biz koçları gaza getirmiyoruz. Açık söylemek gerekirse biz koçlara diyoruz ki yeniden başlıyorsun diyoruz. Yeniden başlıyorsun'u ısrarla söylüyoruz. Ben bu ilişkinin neresinden başlayacağım diyenler varsa ekran başındaki bütün burçlara yorumum. Uranüs Toprak burcuna geçtiğine göre eğer kök salamadığını düşündüğünüz bir ilişkiniz varsa o ilişkiden kurtuluyorsunuz. Peki bunları en çok hangi burç yapar? Kim ilişkiden yürümüyor, gitmiyor, bitirmem lazım diyen kim olabilir diyecek olursanız boğa burçları. Sevgili boğalar, kızmayın, üzülmeyin. Beni sevin. Ben sizinle çünkü çok yazı yazdım. Ama ve lakin şu koç burçlarındaki devrim gezegeni 7 yıl onları yorduysa ve onları azat ettiyse ne yaptı? Boğa'ya taşındı. Bahar gelirken Uranüs'le birlikte gerçekleşecek 21 Mart'ın ilk dakikalarındaki dolunay size evliliğinizi, eşinizi, ortağınızı, geleceğinizi sorgulatacak. Bu artık bundan sonraki yorumunuz. Hafta ise sağlık ve ruhsal dinginliğiniz ön plana çıkacak. O kadar keskin kararlar içinizde almış olacaksınız ki dolayısıyla daha dingin davranacaksınız. Geçmişe nazaran kaygılarınız bitiyor. Sorular kendinize çok fazla sormayacaksınız. Kafanızda dolaşan o tilkiler artık bitiyor. Çünkü çok net kararlar alıyorsunuz. Düzeni, evliliğinizi, ilişkinizi, bakın daha somut yapalım. Evliliğinizi, ilişkinizi, işbirliklerinizi ona göre düzenliyorsunuz ve dolayısıyla bu hafta bu kararları dolunayla birlikte güneşin öncü bir burca geçişiyle birlikte alırken eski eşyalarınızı da değiştirmek isteyebilirsiniz. Evinizdeki buzdolabından bile sıkılabilirsiniz ya da düzenli olarak ayrılamadığınız o çantanızı veya ayakkabınızı dolabın en arkalarına da atmaya kalkabilirsiniz. Sıkılan, haftanın sıkılanı ve yeni kararlar alanı, evini, yaşamını düzenlemek isteyeni boğa olarak belirledik. Boğa ve yükseleni boğa olanlar da içinde geçerli mi bu söylediğin? Evet. Çünkü burcum aslan, boğa yükselenim, ne zaman maddi rahatlamam olacak diye sormuş bir izleyicimiz. Benim yaptığım yorumlarda yükseleninize göre de dinleyebilirsiniz. Hatta şöyle yapın, burcunuzu dinleyin, yükseleninizi dinleyin. Ha, ikisini birden tabii, dinleyelim değil mi? Ay burcunuzu da dinleyin, üçünden çıkan tadı yorumlayın. Acaba benim ay burcum neydi? Ben sana bakarım sonra. Hadi sana torpil. Bak gördünüz değil mi? Kimsenin haritasında falan da boş vaktim yok. Bakmadım çıkıyor. Bir daha benim yükselenim neydi? İkizler miydi? Senin yükselenemedi ama benim için siyah nat haritanda 79'un Satürn'ün Başak. Beni orası çok ilgilendiriyor. Astrolojide zaten Satürn pozisyonuna göre astrologlar kitap yazar. Ay, beni niye ilgilendirmiyor onu anlamadım. Çünkü bir bak toprak haritanda toprak ağırlığı var ya. Zaten özünde toprak. Toprak. Evet. Yükselenin ikizler olması Jüpiter karşıtlık yaptığına göre bir takım belki bu sene ilk defa minacık belki az da olsa kilo olabilirsin o kadar. Allah bu kadar. Yükselen ne kadar tiptir. Da mucizevi bir şey. Yani kilo almam. Evet, hakikaten enteresan yay, olur kilo alırsam. Yükseleni yay ve ikizler olanlar Jüpiter'den etkili. Jüpiter'de her geldiği alan eğer yükselense kilo aldırır. Bunu iyi biliyoruz. Herkes dikkat etsin kendine. Bak, ama herkes değil. Yükseleni, ikizler ve yay olanlar dedi özellikle. Yükseleni, tamam. İkizler ve yay olanların astrolojik olarak Jüpiter 2019 boyunca şans gezegeni orada duracak. Şans gezegeninin yan etkisi nedir? Sadece kilo aldırır. Burcum yaysa kilo alıyorum bu aralar diyorsanız yanılmıyorsunuz. Ama şu ara mevsim değiştiği için ödem, alerjik, basınç, havanın değişimi, gezegenlerin taşınması, o vortex dediğim, o türbülans diye anlandırdığım iddialı açılar var ya haftalar öncesinde. Dolayısıyla ben bugünlerde kilo almam diyenin bile ödemi olabilir. Onu da 5 Nisan'a kadar zaten gökyüzü, gezegenlerin seyri, yaşadığımız atmosfer dönüştürür. Unutmayın biz bir canlıyız ve bir atmosferin içinde yaşıyoruz. Ve atmosferimizin değişikliklerini de güneş ve ay yapıyor. O zaman sevgili boğa burçları, atmosferiniz değişti. Siz artık eskisi gibi değilsiniz. Prangalarım vardı, öyle hissediyorum diyorsanız gerçekten hayatınızın dönüm noktalarını geçiyorsunuz. Hayatınızın en önemli 7 yılına başladınız. Bu hafta gelin evinde eski eşyalarınızı değiştirmek istiyorsunuz. Eskilerden kurtulmak istiyorsunuz. Yeni adımlar atmak istiyorsunuz. Venüs'ün de pozisyonu sayesinde, çünkü Venüs de yönetici gezegeniniz biliyorsunuz. O da hava burcunda. Diyorsunuz ki benim şöyle bir evin havasını bir değiştiresim var. Telefon rehberimdeki insanları bir silesim, temizleyesim var. Azıcık engelleyesim var derseniz sevgili boğalar, kalbinizden öpüyorum. Devrim gezegeni size devrim yaptırmaya başlamış diye de yorum yaparız. Aşkta size 3 yıldız verdik. Aşk hayatın problemli mi? Niye bu kadar cimrisin derseniz, yok, kendinizi dinliyorsunuz. Sağlık olarak, ruhsal olarak kendinizi dinginleştirdiğiniz, ön plana çıkardığınız, kendinize mesai ayırdığınız bir dönem olduğu için kimseye de çok vakit geçirmek istemeyeceksiniz. O yüzden biraz burada cimri davrandık. Para konusunda da harcamalarınız, değişiklikler yaptığınız için de burada da 3 yıldız verdik. Sağlık konusunda bütün boğalar alerjik midir? Bahar çocukları, unutmayın. Nerede doğdu boğalar? Mayıs'ta doğdu. Nisan sonunda doğdu. Dolayısıyla da boğa burçlarının alerjik yapısı sağlıktan dolayı ne diyoruz? 3 yıldız ve alerjik yapısını ön plana tutuyoruz.